Medyascope ekranlarından herkese merhaba. Bugün belediyelere atanan kayyumlar meselesini konuşacağız. Bunu daha çok Ruşen abiyle konuştu konuklarımız. Siz de Ruşen abi ve onun konuklarından dinlediniz. Bugün meseleye biraz daha farklı bir yerden yaklaşmak istiyoruz. Siyasi boyutunu biraz arka planda bırakıp kayyum belediyeciliği nedir? Kayyum atandıktan sonra ne tür politikalar izler? Neleri değiştirmeye çalışır ya da neleri geliştirmeye çalışır, bunlara odaklanacağız. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir gerçeği haline döndü kayyum. 2016'da çıkan bir kanun hükmünde kararnameyle, bir OHAL KYK'sıyla artık Türkiye'nin bir gerçekliğine döndü. Daha önce de benzer uygulamalar darbe dönemlerinde söz konusuydu ama dediğim gibi 2016'dan bugüne son derece sıradanlaştı. Hatta biz de Medyascope olarak Türkiye'nin kayyum haritasını hazırladık. Bunu incelemek isterseniz de interaktif bir harita, dinamik bir harita. Her yeni atanan kayyumla, ki umarım atanmaz ama güncellenen bir harita, bir bilgi bankası görevi de görüyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Bugün konuğumuz bir sosyolog, araştırmacı yazar Yusuf Uygar. Kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası yapmakta, ki ben kendisini uzun zamandır tanıyorum ve uzun zamandır doktora öğrencisi. Umarım bir an önce bitirir. Doktora tezi de toplumsal mücadelelerde bellek politikalarının rolü. Bu bağlamda da Diyarbakır örneğini çalıştı. Diyarbakır'da 2000'ler sonrası mekan bellek ilişkilerinin dönüşümü. Tam da bu noktada kayyumlar aslında sevgili Yusuf'a sormamız gereken, o dönüşümü tartışırken ıskalamamamız gereken bir viraj oldu bu kayyumlar meselesi. Öncelikle biz merhaba diyelim. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Ankara'da durumlar nasıl? Ankara'da havalar soğuyor gitgide. Siyaseten de soğuyor galiba. Evet, aynen öyle. Umarım çok da dondurucu bir kış olmaz. Sınacak gibi duruyor. Ben şey gördüm, en son Birikim'de bir yazın çıktı. Bu yine belediyelerle ilgili sanırsam canlı hakları, hayvan hakları. Evet. Şöyle, yani Türkiye'de bu sokak hayvanlarının katledilmesi diye bilinen yasa çıktıktan sonra çıktı galiba bu yazı, değil mi? Evet, yani şeyin aslında hayvan öldürme deneyiminin nasıl da söylem ve pratik olarak insan öldürme deneyimine dönüşebildiğini Türkiye'den örneklerle tabii dünyadan bazı örneklere değinerek işlemiştim. Biraz belediye işinden farklıydı. Ama sonuçta yine Kürt meselesine, Ermeni meselesine değen bir yazıydı. Evet. Yusuf, evet. Kürt sorunu üzerine uzun yıllardır çalışıyor. Biz de dediğim gibi tam da bu noktada özellikle DEM Partili belediyelere atanan kayyumlar meselesini, kayyum belediyeciliğini aslında kendisiyle konuşmak istiyoruz. Ben ilk soruyla başlayayım o zaman, çok da bekletmeden izleyicilerimizi. Bu kayyum siyasetinin arka planını önce bir istersen ele alalım. Daha sonra tematik bir yere geçelim. Daha sonra kayyum ne yapıyor gibi. Önce biz de bir siyasi çerçeve belirleyelim istersen. Bunun temelleri nereye kadar gidiyor? Nasıl bir tarihsel arka planı var Türkiye'de? Şimdi esasında Türkiye'yi de aşan, yani Osmanlı'dan gelen, Osmanlı'nın bu modernleşme, yani tazminatla beraber modernleşme hamlesiyle beraber gelen Kürt meselesinin de her zaman merkezinde olan, bugüne kadar, bugün de konuştuğumuz meseleyle bağlantılı bir yerel merkez gerilimin meselesi var. Yani Kürt meselesinin her konuşulduğu dönemde gelip merkeze oturan böyle bir gerilim, 150 yıllık bir gerilim. Çünkü ilk olarak 1800'lerde daha merkezi olmayan bir şekilde yönetilen Osmanlı, işte sancaklı beyler, eyaletlerle yönetilen Osmanlı merkezileşme eğilimi gösterdiğinde ilk yaptığı şeylerden biri işte Kürt birliklerini sınırlandırmak oldu. Zaten ilk Kürt isyanları, rahatsızlıklarının temel çıkış noktalarından birisi buydu. Onunla gelen bir şey var. Yani Kürt coğrafyasının yönetilme meselesi var. Tabii bunun belediye ayağı şöyle gelişiyor. Yani zaten Osmanlı'da daha çok kadılar yönetiyor kentleri, yerleşim yerlerini. Bu kadı yönetimi bu reform hareketiyle beraber biraz batıcı bir tarzda nizamnameler çıkarılıyor. 1857'de bir nizamname çıkarılıp ilk model belediye olan Beyoğlu Belediyesi kuruluyor. İşte Şehremaneti diye. Sonra burada da çok aslında bir belediyecilik faaliyeti yok. Cumhuriyete devredildiğinde de çok fazla bir belediyecilik faaliyeti yani gelişkin değil. Biraz dönemin kapitalizmin gelişmesiyle beraber aslında tüccarların talepleri var. Belediye hizmetleri talepleri. Bunların karşılanmasına dönük faaliyetler falan var. Fakat arada 1921 anayasasında tabii yine tam da Kürt meselesinin böyle rahat konuşulduğu bir dönem bir desantralizasyon sözü var. Yani daha çok böyle yerel idareye pozitif bir bakış var. Fakat 24'te bu tamamıyla değişiyor. Yine az önce belirttiğimiz gibi yani Kürt meselesiyle paralel bir şekilde sertleşen her politika, asimilasyonu hedef alan, işte Türkifikasyonu, Türkleştirmeyi hedef alan her politika ilk önce yerelde kayyum benzeri yani olağanüstü idarelerle yönetmeye başlıyor ki bu idarenin en belirgini Cumhuriyet tarihinin başında umumi müfettişliklerdir. Bu amacı tamamıyla zaten kendisi de 8 yılda umumi müfettiş olan Abidin Özmen tarafından söyleniyor. Yani bölgenin normal bir şekilde idare edilemeyeceğini, çünkü çok fazla Türkçe konuşmayan insan olduğunu, buranın Türklüğe hemhal olması için ekstra şeyler yapılması gerektiğini, dolayısıyla İstanbul gibi, Ankara, Anadolu'daki herhangi diğer şehirler gibi yönetilmeyeceğini belirtiyor ve umumi müfettişlik Kürt coğrafyasında kuruluyor. Seçimler olmuyor. Çok uzun bir süre tek parti idaresinde. Sonra tabii darbelerde tekrardan oluyor. Yönetimlere el koyuluyor. Edip seçiliyor. Batman'da. Evet, tam şeye geleceğim. Bu umumi idarelerden sonra işte HADEP geleneğinin başlattığı bir Kürt siyasi hareketi var. Yani onların başlattığı demeyeyim de bir geleneğin devamı olarak bayrağı teslim aldıkları bir gelenek var. Şimdi bu gelenek de HADEP zamanında belediyeler kazanmaya başladı. Kürt siyasi hareketin belediyeleri kazanması ne gibi farklar çıkardı? Şimdi önceki dönemi anlattım. Beyoğlu Belediyesi ya da Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki bu umumi idareleri belediye elde ettikten sonra ne olmaya başladı? Evet, yani tam da geliyoruz 2000'lere. İşte 2000'lere geldiğimizde yani kesintilerle de olsa olağanüstü yönetim modeli olarak kayyumun geldiğini görüyoruz. 2000'lerde bu biraz tabii Avrupa Birliği'ne uyum çabaları var, müzakere kabulü var AB ile falan, yeni bir dönem başlıyor ve belediyeler alındıktan sonra daha rahat görece daha serbest oldukları bir alan açılıyor. Şimdi esas itibariyle Kürt hareketinin belediye almasıyla beraber ilk olan şeylerden biri şu. Mesela kent içinde, Diyarbakır için söyleyeyim bunu çünkü daha çok Diyarbakır çalıştım. Mesela bir yasaklardan, Kürtçe kaset yasaklarından birden bir festival yapılıyor. Surum dibinde bir kültür festivali yapılıyor ve bangır bangır Kürtçe şarkılar söyleniyor, Kürtçe konserler yapılıyor. Bu ilk etapta bütün kent üzerinde şok edici bir etkide bulunuyor. Yani yaptığım görüşmelerde insanların en duygulandıkları, en böyle... şok edici bir şekilde anlattıkları şey bu. Yani o surların dibinde kaset bile dinlemezken birden belediyenin öncülüğünde festivaller oluyor. Bu büyük bir özgüven ve coşku sağlıyor. Bu özgüvenle insanlar belediye sahip çıkıyor. Herkes evinin önünü temizlemeye başlıyor. Böyle bir seferberlik gibi bir durum oluyor. Sonra mesela surların önü temizleniyor. Diyarbakır surları 2000'den önce görünmez halde. Bir sürü kaçak yapı var. Mesela görüştüğüm iktidar partisine mensup özneler de, Diyarbakır'ın özneleri de CHP'ye yakın olanlarda, işte yani değişik fraksiyonlarda insanların tamamı için bu da şok edici bir şey oluyor. Çünkü Kürt belediyeciliği hiçbir çatışma olmadan neredeyse sıfır sorunla surları açığa çıkarıyor ve bu da acayip bir olabilecek, bu olacak hissi uyandırıyor ve toplumsal bir dönüşümün kapısını açıyor ilk etapta 2000-2001 yıllarında. Bununla başlayan bir süreç. Ondan sonra kentin içinde Kürtçe kullanımı, Kürtçe tabela, işte bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi, köylerin girişlerine Kürtçe tabelaların da konulması gibi, bunlar esasında tamamı birer hafıza mekanı aynı zamanda. İşte yine bunların tamamı toplumsal dönüşüm adına birer sembolik öğe olarak ortaya çıkıyor ve Kürt hareketi bunu işte 3 dönem, 2 Osman Baydemir, bir de Peribin Çelik dönemiyle beraber rahat, yani kısmi bir rahatlık içinde, tabii ki valilikle çarpışa, merkezi hükümetle çarpışa, bir sürü yargı kararıyla boğuşa gerçekleştiriyorlar ve bütün aktörlerin, Diyarbakır'daki birbirine karşı bütün aktörlerin kabul ettiği bir şey ve kentin kimliği dönüşüyor. Mesela bu süreçte işte kentteki işte gayrimüslim temsilcileriyle de görüştüm. Onların dediği şey, yani ilk defa insanlar mesela Ermeni yaşadığını diyor, öğrendi Diyarbakır'da. Çünkü Ermeni varlığı, yapılar vardı ama bilinmiyordu diyor. Yani biz ilk defa protokollere gittik. İlk defa işte Gregos Kilisesi açıldı ve görkemli bir şekilde tanıtıldı. Çoklu bir hafızanın varlığı, yani kentin tarihsel hafızasının varlığı ortaya çıkıyor. Yine yüksek oranda bir katılımcılık söz konusu. Sivil toplumun belediye kararlarına katılımı, yani tabii ki eleştirilecek noktaları var. Yani hani zamanla pürüzler çıkıyor falan, fakat hiç olmayan şeyler bunlar. Bir anda işte yerel gündem 21'ler, işte mesela çok belirgin bir şekilde kadının rengi, işte kadın müdürlüğü kuruluyor, kadınların faaliyetleri, çalışmaları, kültürel çalışmaları tamamı şehirde görünmeye başlıyor ve şehrin kimliğini büsbütün 2010'ları geçtiğimizde değiştirmiş, hafızasını değiştirmiş ve yeni bir kimlik oluşturmuş 10 yılda bir Diyarbakır için söyleyeyim, bir Diyarbakır ortaya çıkıyor. Diğer yerlerde de keza Diyarbakır zaten sembolik bir önemde. Diyarbakır'da olan şey diğer kentlere yayılıyor. Mesela bir hafıza mekanı olarak Dengbej evleri Diyarbakır'da kuruluyor. Sonra Batman'a, diğer yerlere yayılıyor. Örnek bir şehir alanı olarak ve çoklu bir hafıza, çok kültürlü, tırnak içinde Kürt kültürünün görünür olduğu ve daha demokrat bir kent kimliğiyle karşılaşıyoruz Kürt belediyeciliğinde. Şeyi kaybetmemek için soru sistematiğimizi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurulmadan önce işte Osmanlı'da başlamıştı zaten bu merkezi idareden atanan yöneticiler meselesi. Şeyde de, yani Kürtlerin yaşadığı yerlerde de merkezden atanan idareciler varken ve bu süreç sonunda da az önce bir cümle kurdum, bu bence çok önemli. Kürtçe kasetlerin saklandığı bir dönemden Kürtçe müzikle festival yapılabilen, bangır bangır şehrin her tarafından duyulabilen, görünür olan, duyulabilir olan, kaydedilebilir olan, paylaşılabilir olan bir formata evrildi. Sonra da bu kültürel şey yayıldı. Bu bir mücadele mi desek, bu başkaldırı yayıldı. Ve 2016'ya yavaş yavaş gelenmiş. İşte Dengbejleri falan da anlattım. Bu bölgeye de sirayet etti ve 2016'ya geliyoruz. İktidar belediyelere neden kayyum atamaya başladı? İşte tam da bu anlattıkları sebeplerimden biri bu anlattıklarımdı. Çünkü şöyle, kent aslında dar bir alanda. Yani hani kültürel özelliğin olmadığı ya da herhangi bir özelliğin olmadığı aslında çok merkezi bir kanun var. Zaten 1900 30'ların başında çıkarılan belediye kanunu 2005'e kadar sürüyor. Ondan sonra da bir değişiklik yapılıyor. Başka bir kanuna geçiliyor ama yine çok benzer bir kanun. 2016'da daha da kötüleşiyor. Yani buranın içinde çalışan bir belediyecilik örneği var. Yani kılı kırk yarıyor ve oradan bir model çıkarıyor. Bu model 2014'te hani çözüm süreci varken belki o kadar tehlikeli gelmiyor ama yine geçmişte olduğu gibi yani hani daha katı bir politikaya geçildiğinde bu çok problemli bir alan olarak görünüyor. Çünkü bir özgürlük alanı. Yani hani orada bir şemsiye altında başka bir kültür. Mesela çok çarpıcıdır. Kayyum olduğu halde 2 yıl önce Abdülkadir Selvi, 2 yılda olmayabilir, tam 3 yılda olabilir, bir yazı yazdı. Biz Diyarbakır'da iktidarız ama hegemonik değiliz diye bir yazı yazdı. Merak eden bulabilir onu. Yani şu, yazıda şöyle bir şey diyor. Ben Diyarbakır'a geldim. İşte bütün kurumlar bizden, vali, kayyum, her şey bizden. Fakat kentin iklimi bize ait değil. Yani niye tam da o dönem ki o çalışmanın kendisi kenti o kadar çok dönüştürdü ki ve zihinleri dönüştürdü. Zaten bu hafıza çalışmalarında hafıza birey diye bir şey var. Yani hani olan şeyin kendisi de bedene kaydoluyor, zihne kaydoluyor ve mekana kaydoluyor. Dolayısıyla bütün o hafıza mekanının üretimi, o mekanın üretiminin sembolik düzeyde toplumu etkilemesi sonucu toplum öyle 5 yılda 6 yılda bir kayyum idaresiyle dönüşmüyor. Ve bu bir tehlike tabii. Katı bir politika yürütüyorsunuz. Karşı hegemoniyi oluşturmak istiyorsunuz. Ve Kürt meselesinde şeyi kırıyorsunuz. Direksiyonu kırıyorsunuz. İlk yapmanız gereken şeylerden biri, Cumhuriyet tarihi boyunca bu böyle oldu. Geri dönüp yereli boğuyorsunuz. Dolayısıyla kendi programınızı, kendi siyasetinizi mekanda örgütlemek için belediyeye el koyuyorsunuz. Tabii burada geçer miyiz? Yani hani kayyumlar ne yaptı peki meselesine? Yani ben şimdi onu sormak istiyorum Yusuf. Yani bildiğin gibi medyada kayyumlar ne yaptı sorusunun cevabı daha çok şeylerle verilmeye çalışıldı. İşte makam odasına şöyle küvetler, böyle işte jacuzziler falan filan. Yani şüphesiz bu da çok büyük bir hukuksuzluk ama yani meselenin az tartışılan bir boyutu var. Bu sosyokültürel boyutu, yani toplumsal cinsiyet bağlamında, işte çevre bağlamında ya da çok kültürlülük, çok dillilik. Yani o oradaki kent sakinlerinin kendi başına inşa ettiği ne varsa buraya da bir saldırı gibi. Ne dersin bu konuda? Ya zaten kayyum pratiklerinin ilk dönem kayyum pratiklerine baktığımızda ilk önce tam da dediğimiz gibi hedef aldığımız ilk gün yaptığı şeyler çok sembolik aynı zamanda. Şöyle mesela kayyumun gittiği ilk belediye binasına bayrak asılıyor. Mesela Kars'ta vali namaz kıldı. Şükür namazı. Yani bunlar fetih alametleri. Yani yeniden fetih gibi sunuldu. Medyada da öyle yapıldı. Yani tekrardan ihyası öngörüldü ve bunun için tabii yani basına hep ekonomik yönden o da sembolik olanlar, işte banyo, tesbih gibi şeyler yansıdı ama esasında çok derin bir dönüşüm amaçlandı. Neydi bu? Mesela birincisi kentin kimliğinin, kültürünün, hafızasının yine nasıl ki Kürt belediyeciliği bir şey yaptı ve bunu topluma sirayet ettirdi. Aynısını yapmaya çalıştılar. Mesela ne yaptılar? Diyarbakır'da diğer bütün yerlerde. Mesela daha İslami öğeler ön plana çıktı. Mesela isimlendirmelerde zaten ilk kayyumların ilk yaptığı şey Kürtçe tabela kaldırmak oldu, hatırlarsanız. İşte kalkan tabelaların yanına bazen bayrak koyup tekrar astılar. Bu da şöyle bir mesaj içindi. Yani bu Kürtçe burada duruyor ama biz izin verdiğimiz için, yani bizim himayemizde burada vurgusu için. Dolayısıyla kentin imajının dönüşmesi için mesela Ali Emiri ismi, işte Ziya Gökalp ismi gibi, yani daha ideolojik referansları iktidara yakın olan isimlerden isimler seçildi. Bunlar kültür merkezlerine verildi. İşte mesela Cigafın Kültür Merkezi'nin ismini bir türlü değiştiremedi kayyum. Çünkü oradaki mesela ilginç bir şey, onu da şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela iktidar içindeki bazı özneler de görüşmelerde şunu söylediler. Biz bazı şeyleri engelledik. Kaymakamlara engel olduk kayınlar. Mesela bir tanesini ben kendimce söyleyeyim. Mesela Cigafın Kültür Merkezi'nin tabelası indirildi, tepkiler geldi. Bundan anlıyoruz ki AK Parti içinden de tepkiler gelmiş. Geri asılıyor ve hani ne yapıyor kayım? Oraya bir wow harfi asıyor. Arapça değil mi? Arapça, evet. Yani hani rengini vermeye çalışıyor. Orayı didikliyor. Aynı şeyi bütün şeyler, bir de STK olarak mesela daha çok dindar STK'larla, Kur'an kurslarıyla çalışmalar yürütüldü. Yapılan sempozyumlar, mesela daha önce Kürt Belediyeciliğinde işte Mıgırdiç Margosyan'ın gelişini görürsünüz, Mehmet Uzun'u görürsünüz. Başka figürlerin gelip böyle konuştuğunu, işte Erivan'dan Grapati Haço'nun falan geldiğini görürsünüz. Daha Kürt figürler, kültüre dair, yani çoğulcu bir şey görürken burada daha çok İslamcı STK'ların aracı olduğu. Peki başka türlü bir kültürel dünya. Ortalama bir milliyetçi muhafazakar AK Partili gözüyle bir soru sorayım. Bunun nesi kötü? Yok zaten bunun meselesi şu. Tek yapılı olarak gidiyor. Yani iktidar kendi rengini kendisini seçmeyen, yani bunu tercih etmeyen bir halkın hilafına yapıyor. Onu merkezden dönüştürmeye çalışıyor. Merkezden geldiği için kendi ideolojik şeyine göre ve çoğulcu değil. Yani hani mesela HDP'ye yakın ya da Kürt hareketine yakın ya da Kürtlüğünü vurgulayan hiç kimseyi onların hiçbir programında görmüyoruz. Evet. Yani hani kentin toprağına değen bir şey yok. Daha çok sünni olarak üretilen, dolayısıyla tutmayan. Yani mesela Abdülkadir Selvi 2022'de bu yazıyı yazdığında aslında bunu söylemeye çalışıyor. Tutmamış bu iş diyor. Yani biz burayı dönüştürecektik. Zaten tutmadığını son seçimde de görüyoruz. Yani tercihler bu kültürel dönüşüm hedeflenen şeyin tutmadığını söylüyor. Şimdi bu kente rengini veren şeyler demişken, yani bir kente herhalde en çok rengini veren şey dilidir. Yani gerek farklı bir dil olsun, gerekse de aynı dilin farklı bir aksanı olarak dil zannediyorum bir şehre en büyük rengi veren elementlerden biri. Şimdi bu kayyum atandıktan sonra da en büyük saldırıların dil cephesine olduğunu görüyoruz, değil mi? Evet. Yani şöyle mesela ilk kayyumlar özellikle mesela Diyadin'de ilk yaptıkları şeylerden biri Parka Ahmedi Khani parkını yani ismini tam hatırlamıyorum ama böyle bir parkı tabelasını yıktılar. Kamuran Bedirhan kütüphanesinin tabelasını indirdiler Siirt'te. Yani bu gibi onlarca sembolik değeri yüksek ve aynı zamanda hafıza mekanı olan. Çünkü hafıza mekanı Nora'nın değişine göre yani belli bir anlam içeren bütün hatta soyut olan sembolleri de kavramları bile içeriyor. Dolayısıyla bütün bu kent mekanında bir hafızayı, bir geçmişi, güçlü bir karşı hegemonyayı işaret eden ne varsa tamamı geri söküldü ve bunların tabii ki büyük bir kısmı da Kürtçe ile ilgiliydi. Sonra bundan fazla aşırıya gidildiğini düşünüldüğü için az önce belirttim, bazı yerlerde Türk bayrakları yapıştırılarak tekrar hatta şöyle yani mesela Türkçe çok büyük altta küçük Kürtçelerle geri asıldılar. Tabii kültürel olarak asimilasyonu hedef alan ya da katılaşmış bir geçmiş politikaya dönen bir iktidarın da tutarlılığı açısından ilk yaptığı şeylerden biri de bu oluyor. Sadece Kürtçe tabela üzerinden değil. Mesela belediyeler çok yüksek oranda Kürtçe tiyatro oynatıyorlar. Ondan sonra mesela heykeller var. Yani yine Kürtlüğe, Kürt tarihine gönderme yapmak. Bunlar sökülüyor. Rölyefler mesela yani çok tehlikesiz duvardaki Diyarbakır'da Mervani rölyefleri sökülüyor. Yani sembolik olarak karşıt hafızaya işaret eden ne varsa neredeyse tamamı hedef oldu ve ya kaldırıldı ya dönüştürülerek yerine kondu ya da değiştirildi. Dolayısıyla dediğiniz doğru yani en çok saldırı altına giren yani en çok hedeflenen şeylerden biri Kürtçe'ye dair, dile dair bir şeydi. Çünkü dilin kendi zaten büyük bir hafıza. Yani hani Kürtçe konuşmak bile zaten politik bir eylemken bu durumlarda, bir de onun kent mekanında yeniden üretimi, onun adeta bir hegemonik sembol olarak, bir egemenlik sembolü gibi algılanıp kentin bir yerlerine konması acayip onlar için rahatsız edici oldu. Bu Kürtlere garip geliyor olabilir ama dediğim gibi iktidar için bu bir meydan okuma idi ve buna müdahale etti kendince. Peki şeyi de sormak istiyorum. Bu kültürel kimlik ve aidiyet duygusunun gelişiminde yerel yönetimlerin rolü nedir acaba şu an? Çünkü şunu anlıyoruz. Eskiden 90'lı yıllarda bu üniversiteli derneklerin, işte İstanbul'da MKM gibi üniversite öğrencilerinin yoğun takıldığı dernekler hedefteydi. İşte 2010'lardan sonra belediyeler hedef almaya başlandı. Yani Kürt kültür endüstrisi mi demek lazım? Yani Kürt kültürünün yeniden üretim aracı haline gelmiş her kurum bu topraklarda iktidardan şiddet nasibini aldı. Sence yani yerel yönetimlerin bu kültürel kimlik ve aidiyet konusundaki rolü ve önemi nedir şu an? Yani çok önemli. Şimdi Lefebvre diyor ki alternatif mekan üretemeyen hiçbir muhalif hareket var olamaz diyor. Yani hani dolayısıyla belediyeler de mekan üreten yerlerdir. Mesela kültür mekanları, bazı bahsettiğiniz gibi mesela sokaktaki diğer bütün mekan üretimlerinin tamamı alternatif bir tahayyül üretimine sebep oluyor. Bugün işte 2000'lere gelindiğinde çok ağır savaş koşulları yaşamış, çok asimilasyona uğramış, işte o anlamda bayağı bir kayıp vermiş bir kültürün yeniden canlandığını görüyoruz. Bunu belediyeler aracılığıyla canlandığını görüyoruz. Dediğim gibi mesela dengbej evlerinde dengbejlerin tekrar görünür olması, kültür ürününün yeniden üretilmesi ve bunun gençlikte popüler hale gelmesi, kültür mekanlarının Kürtçe ile dolup taşması tamamı yeni jenerasyonun, kent içindeki bütün nüfusun, muhalif nüfus dahil, yani Kürt hareketine muhalif nüfus da dahil, yani yaptığım bütün görüşmelerde onu da gözlemleyebiliyorum. Karşıt nüfus bile belli bir dönüşümün içine giriyor ve bu bir kimliklenmeyi getiriyor. Bir hafızanın geri geldiğini görüyorsunuz. Mesela bugün hiç apolitik biri bile işte Edip Solmaz sokağında, işte Evrim Alataş caddesinde oturduğunda, yani kim bu Evrim Alataş diye bakıyor, ya da Abdül Musa Parkı'nda falan. Yani dolayısıyla mekanın çok yüksek oranda bir dönüştürücü etkisi var. Yani bunu zaten Cumhuriyet'te ilk Diyarbakır'a müdahale ettiğinde mekan anlamında ilk yaptığı şeyler zaten güvenlik binaları. Yani umum müfettişlik binası, ordu evi falan. Bu dünyanın her yerinde böyle. Mesela yine ünlü Paris Haussmann planını düşündüğümüzde Haussmann'da mesela Paris Komünü sonrası Paris'i yıkıyor, işte genişletiyor, caddeleri açıyor ve müdahale edilebilir. Ve tabii ki işçi sınıfının dağılmasına sebep olan bir kent mekanı üretiyor ve nihayetinde Paris'i daha az isyankar hale getiriyor mekan üretimiyle. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Belediyeler temel mekan üreten mekanizmalardan olduğu için kesinlikle kente kimlik veren, yeni kültürel öğeleri parlatabilen, onların toplumun hafızasına sunan ve toplumu dönüştüren temel kurumlardan biri. Şimdi doktora tezinde... Kürt belediyeciliği de bunu başarılı, evet, bir örnek. Yani ne kadar, %100 mü başarılı? Değil tabii ki. Yani hani eğer çok uzun vaktimiz olsa eksiklerine, gediklerine de gireriz. Fakat bütün mahfilleriyle, bütün özneleriyle sorduğumuzda bunun evet başarıldığını görüyoruz. Kendilerinin de söylediği şey bu. Evet, evet. Şimdi ben doktora tezini de incelediğimde şu tip başlıklar görüyorum. Biraz oradan da bir iki soru sormak istiyorum. Kayyum ve yeniden resmi hafıza üretimi. Bunu zaten biraz değinmiş olduk. Ve AKP döneminin erken cumhuriyetten farkı. Şimdi AKP dönemiyle erken cumhuriyet arasında özellikle bu kültürel yeniden üretim, kültürel hegemonya bağlamında ne gibi farklar var? Şu an daha şiddetli bir basınç mı var? Yoksa erken Cumhuriyet daha mı sancılıydı? Yani erken Cumhuriyet tabii ki çok daha sert. Yani hani Kürt'ün tamamıyla inkar edildi. İşte mesela az önce Abidin Özmen'den bahsettim. Umum müfettişlik yapmış, siyah raporu yazan kişi. Kürtlerin nüfusunun durdurulması gerektiği, Kürtlerin tamamıyla sert bir biçimde yönetilmesi gerektiği, çocuklarının onlardan alınması gerektiği, Kürt memur almaması gerektiği falan söyleyen ve hani bu tarz işte halk evleri var mesela Diyarbakır'da. Tamamıyla Türkçe konuşmayı esas alan, Kürtçeyi itibarsızlaştıran, çok daha sert politikaları yürüten, işte yine CHP'nin AK Parti iktidarında o dönem çok daha katı uygulamaları olmuştur tabii. Yani o anlamda dönemin iktidarı o kadar katı değil, zaten o kadar katı olacak durumda da değil. Yani şartlar aynı değil. Yani onu yapmaya kalkıştığında artık zaten başka bir idareye geçmek, apartheid'le falan geçmek gerekecek. Dolayısıyla yani o sertlikte bir şey yok, ama şöyle bir şey var. Yani o dönemden farklı olarak tabii o dönem din vurgusu yok. Bu sefer din vurgusunun çok daha belirgin olduğunu görüyoruz. Yani işte zaten kardeşlik söyleminin içindeki esas mesele din kardeşliğinden geliyor. Bunun da ortak figürlerini üretmeye çalışıyor. İşte az önce söyledim, Ali Emiri, Selahattin Eyyubi, Halit bin Velid, yani bunlar sembolik bir sürü isimler ve bunlar caddelere, kültür mekanlarına isim olarak konuyor. Bunlar sempozyum konularına dönüşüyor ve aynı zamanda üretilen mekanlar işte İslami mimariye uygun. Yani hani biraz daha Selçuklu mimarisini esas alan, işte orada burada gördüğümüz mimari biçimlerini üreten bir şey. Bir de mesela ben arkeolog biriyle görüştüm Diyarbakır'da. Şey diyor mesela, diyor birden kayyum sonrası kazılarda, arkeolojik kazılarda şeye yönelildi. İslam tarihi şeyini bulmaya, ürünleri, geçmiş figürlerini bulmaya çalıştılar. Ve mesela onu Yahudilerin hahamında yapmaya çalıştılar. Biz engel olmaya çalıştık. Burası şey değil. Buradan İslami bir kalıntı çıkmaz. Bu Musevilerin eski mekanlarından biridir. Hakeza öyle oldu. Hemen üzerine kapattılar dedi. Yani hani kentin hem toprağının altında hem toprağın üstünde böyle İslami kimliğin daha çok vurgulu olduğu, daha çok göründüğü bir yeni mimari, yeni kimlik oluşturmaya çalıştılar. Bunun da dediğim gibi yani hem STK'lar üzerinden, hem programlar üzerinden, hem kültür merkezleri, isimlendirmeler, yine medya üzerinden, yani bir sürü ayrı koldan bunu gerçekleştirmek istediler, ama yani göründüğü kadarıyla çok yüksek bir başarı oranı yok şeyin, yani kentin kimliğinin dönüşümü manasında. Bir de tabii şey var, rant aktarımı da var. Yani hani o sen ilk başta söylediğin için çok girmiyorum ben o konuya. Yani tabii belediye etrafında dönen ihalelerin tamamının neredeyse iktidara yakın ya da işte biraz daha muhafazakar İslami STK'ların olduğu yere aktıldığını zaten görebiliyoruz. Evet, bu Abdülkadir Selvi'nin yazısından bahsettim. Ben bir ay önce Mehmet Atlı'yla bir yayın yapmıştım, kendisinin sanat hayatının 30. yılı vesilesiyle. Bana şey demişti, yani Kürtçe artık kamusal alanda bir problem yaşamıyor. O yüzden müzik üretiminde, İşte tırnak içinde söylüyorum, kaliteye çok da bakmamak lazım. Yani Kürtçenin kamusal alanda yaygınca kullanılabiliyor olması başlı başına bir kazanım demişti. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazısında da birkaç yıl önce çıktığını söyledin az önce. Sence yani Kürtçe kamusal alana hakim olduğu için mi o hegemonyayı kıramıyorlar? Yoksa yani bu noktada bir şerh koyabilir miyiz? Yani Kürtçenin biraz kamusal alana hakim olması tabii ki artık çok ayrı bir çağda olmamızla da alakalı. Yani 2000'den sonra dünya çok hızlandı. Yani daha önce işte televizyon, Kürtçe televizyon kanallarını iki çift uyduyla izleyen insanlar şimdi artık türlü ulaşabiliyorlar. Yani çağın kendisi çok dönüştü. Yani şimdi iktidarın olanağı yok Kürtçeyi yasaklamasını. Ya belki 1930'larda olsaydık belki yapmak isteyebilirdi. Yani baktığımızda bu özellikle 2017-18'deki sertliğe baktığımızda sanki 30'ları Türkiye'sinde olsaydık yapacaklardı gibi duruyor. Yani o pervasızlık, o her türlü sertlik. Dolayısıyla yani bunu biraz bunu da görmek lazım. Yani yapabilecek durumda değiller. Kürtçenin yasaklanabileceği bir zamanda değiliz. Ama tabii ki Kürtçenin bu kadar kamusal alanda konuşulması ve artık biraz da söylemin de normalleşmiş olması, yani hani Kürtçe yasaklanamaz, yani bu artık genel bir kabule döndüğü için bunun tabii yani yaygınlaşması, bunun kent mekanında daha çok görünür olması, kültürel etkinlikler yapmak, işte yine konserler, yine Kürtçe üzerine çalışmalar, yani tabii ki çok eksik. Yani hani şu şartlarda yapılabilecek o kadar çok şey var ki ve buraya da kafa yorulmalı. Yani Türkiye çok büyük bir günlük siyaset yoğunluğu içinde dönüp dolaşıyor. Esasında biraz işte kültürel sosyolojik bir alana doğru baktığımızda oralarda çok imkan var. Yani şeye sıkışmış, günlük siyasete kim ne dedi, o ne dedi, o ne yapacak. Ya buraya sıkışmış bir siyaset hep tartışılıyor. Hep bu dönüyor. Elbette ki buradaki şeyler de önemli, fakat bir de yani Atlı'ya katılıyorum. Yani burada bir büyükçe de bir alan var ve bu alanın da yani en azından Kürtler, demokratlar, yani diğer muhalifler için değerlendirilmesi lazım ki asimilasyondan işte bu niteliksizleşmeye kadar, yani birçok alanda bunu giderebilecek olan şey budur yani diye düşünüyorum. Ben şeyi eklemek isterim tabii, yani bugün soruları sana sorduk ama sen konuştukça ben de 3-5 çağrışımla böyle birkaç şey bağlamak istiyorum. Şimdi bu Türkiye'de yeni çözüm süreci tartışmaları var biliyorsun bir süredir. Bunu da genellikle insanlar şeye yorumluyorlar. Yani devlet Kürt realitesini artık tanıyor. Yani Kürtleri statü olarak bir miktar daha üst bir seviyeye koyup böyle müzakere edilebilir, danışılabilir, konuşulabilir, pazarlık edilebilir bir aktör olarak görmeye başladı. Bunu geçen gün yayında Ruşen abi de söyledi. Şimdi bu noktada şöyle bir açmaz var. Yani Diyarbakır'da evet Kürt realitesini tanıdın, kayyumu da atadın ama Diyarbakır sadece Kürt'ten de oluşmuyor. Az önce dediğin gibi işte Ermenisi var, Süryanisi var, Keldanisi var, var. Yani Kürt'ü ontolojik olarak varlığını tanıman bu kentle alakalı, yerel yönetimle alakalı problemi de çözmüyor gibi değil mi? Yani şimdi bu alanın düzenlenmesi lazım zaten. Yani şimdi tabii şimdi Kürt meselesi bütün alanlarda bir kriz yaratıyor. Yani hani mesele yani hem bölgeyle ilişkilerde hem yani hem dışarıda hem dünyayla hem içeride hem en küçük şeyde kriz yaratıyor. Dolayısıyla bu mesele çözülmediği için yani şeyde belediyelerde orada burada yani mesela İzmir'in sorunu da çözülmemiş oluyor orta yerde durduğu için. Dolayısıyla yani burada şöyle bir şey var. Büyük bir hem en büyük genç nüfusu oluşturan hem senin en üretici ve işçi sınıfın bir taraftan bir kesimle didişerek, işte engelleyerek, kontrol altına almaya çalışarak ya da iradesini tanımayarak nereye kadar gidilebilir ki? Yani sonuçta senin kendi vatandaşın, yani sana doğru geliyor. Dolayısıyla bu kriz hali, bu belediyesinden bakanlığına, oradan memuriyetine, sokağına, sınıfına, her tarafına yansıyan bu kriz halinin artık sürdürülebiliyor değiliz yani. Yusuf, ben son olarak şey de sormak istiyorum. Şimdi en sona atmış olmamız belki bir tatsızlık yaratacak ama bu toplumsal cinsiyet bağlamında kayyum uygulamaları, kayyum rejimini nereye oturtabiliriz? Şeyi hatırlarsın, 2019 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. O dönem HDP'li milletvekili Filiz Kerestecioğlu dikkat ederseniz dedi kayyumların hepsi erkektir dedi. Şimdi yani tartışmaya farklı bir yönden yaklaştı ama ben daha kayyumların icraatleri bağlamında bu toplumsal kentlerde inşa edilen toplumsal cinsiyet pratikleri ya da paradigmaları nasıl etkileniyor bundan? Yani aslında Filiz Hanım'ın dediği şey önemli bir taraftan. Yani sonuçta doğru. Yani bir eş başkanlıkla yönetilen muhakkak her idari birimin yanında bir kadının konumlandığı bir mekanizmanın içinde birden sadece erkek olan ve erkekler tarafından yönetilen bir duruma geçildi belediyelerde. Ne oldu? Tabii ki hem kadın hassasiyeti ortadan kalktı, hem kadın kazanımlarına böyle bir saldırı oldu. Mesela bütün yerlerde şey kapatıldı, kadın müdürlükleri kapatıldı. Kadın müdürlükleri tek başına neyi yapıyordu? Mesela bütün işlemlerin kadınlar açısından değerlendirip hani bir çeşit kadın gözüyle görüp ona göre tavsiye ve eleştirilerini sunan bir müdürlüktü. Bu müdürlük kalktıktan sonra tabii yapılan bütün işlemlerde erkek egemen, erkeğin dilinin, üslubunun ve biçimin yön verdiği faaliyetler gelişti. Yani zaten Kürt belediyeciliğinin en önemli, yani girdik ama derinleştiremedik orayı, en önemli ayaklarından biri bu eş başkanlık, dolayısıyla kadın ayağı oldu. Yani İşte kadın pazarlarının kurulması, kadın emeğine dayalı işlerin yapılması, yine kadın müdürlükleri eliyle bir sürü kültür merkezinden işte sokaklara kadar işte isimlendirmelerde de bu böyle işte Ayşe Şam'dan az önce söyledik, Erim Alataş'a, yani kadının rengini verdiği bir mekan üretiminden tamamıyla sadece tabii bir de erkin kendisi hem erkek hem iktidar. Yani bu ikili birleşim tam manasıyla erkek egemen bir sistemi yeniden üretti ve bu kentlerdeki kadın kazanımlarına büyük darbeler vuran bir şey oldu. Şimdi yayının yavaş yavaş sonuna gelirken hem erkek hem de iktidar bir Trump da seçimi kazandı ve gümbür gümbür geliyor. Zannediyorum bütün dünyayı da etkileyecek bu dalga. Türkiye'de de daha şiddetli hissetmeye namzetiz gibi görünüyor. Ağzına sağlık Yusuf. Teşekkür ederim yayına bağlandığın için. İstanbul'a gelirsen stüdyoya da bekleriz. Sık sık da yayın yapmak isteriz müsait olursan. Teşekkür ederim. Evet sevgili Medyascope izleyicileri, bir araştırmacı yazar Yusuf Uygar'la beraberdik. Kendisi doktora düzeyinde Kürt belediyeciliği çalışıyor ve toplumsal hafıza çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz belediyelerde, yani bütün sohbetin özetini biraz çıkarmaya çalışacağım ama belediyelerde kentin yeniden kurgulandığı, sosyolojinin, toplumun, dilin yeniden kurgulandığı, herkesin, yani kentte bulunan herkesin kararlara etki edebildiği mekanizmalar. Şimdi buraya atanan kayyumlar üzerine uzun uzun sosyokültürel bağlamda kendisiyle konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.